Rus askerleri. Ne bekliyorsunuz siz? Şimdi Erdoğan Bey tabii burada demografik anlamda kendisini rahatsız etmeyecek veya kendisi için tehdit üretmeyecek alanlar bence Putin açısından öncelikli alanlar. Şimdi büyük bir ihtirasa kapılıp veya tahrikler veya jeopolitik bir takım öngörülerle birlikte Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi bence Rusya'yı çok yoracaktır. Yani çünkü sonuçta 603 bin kilometre karelik bir alan. Örneğin Kiev'in şu cümle kuruluyor. İşte Kiev'i ele geçirecek siyasi yapıya el koyacak ve buradan işte bir kukla yönetim oluşturacak. Şimdi bu kukla yönetim böyle bir şey ister mi? Açıkçası bunu çok öngördüğüm sebebi nedir? İç savaş. Yani iç savaştaki bir ülkede Putin ne kadar enerji harcar veya bu kadar enerji harcamayı bu kadar jeopolitik bir mücadele ne kadar ister? Açıkçası bunu ben çok öngörmüyorum ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kendisinin kendi meşruiyetiyle ilgili kurmuş olduğu bir cümle vardı. Luhansk ve Donetsk'in coğrafi sınırları. Yani %30 artı Ukrayna ordusunun elindeki %70'lik alanlar. Şimdi bir diğer tarafıyla da Kırım. Şimdi bu iki alan ve bu iki alan arasındaki kalan Zaporizhna diye ifade edilen bir yerleşim yeri daha var. Şimdi buraları ele geçirmesiyle beraber burada Batı'ya karşı bir mihver, yani bir kalkan oluşturabilir kendi istediği gibi. Yani kendi güdümünde bir coğrafya, bir topografi ve demografik yapısı kendisine müzahir. Ama bu yapıyı geliştirir ve şeye kadar yayarsa, yani şimdi bu benim bahsetmiş olduğum bir yarım mihvere karşılık geliyor. Yani yine Ukrayna'nın siyasi haritasına bakıldığı zaman NATO üzerinden bir Ukrayna şekillenecek olursa yine özellikle Sumy gibi, Kharkov gibi şehirler üzerinden Rusya ile komşu olacaklar. Bunu da istemeyebilir. O zaman şöyle bir şey yapabileceğini öngörüyorum. Yani bu mihveri tam yarım mihveri tam bir mihvere dönüştürebilir. Yani ne yapar? Kırım'dan Belarus'a kadar bir karasal tam mihver oluşturabilir. Şimdi bununla yetinmezse bir başka cümle kurabilir ve der ki Odessa'yı da ele geçiririm. Ukrayna'nın kara denizli olan bağlantısını kopartırım ve Moldova'dan Beyaz Rusya'ya kadar bütün alanda tam anlamıyla deniz ve kara mihveri oluştururum. Şimdi bu da bir aşama. Bir diğer üst aşaması ise şu. Dnieper Nehri'ni sembol bir alan beslerim, bir doğal arazi arızasına, bir doğal engele sırtımı yaslarım. Oraya kadar giderim, sırtımı oraya yaslarım ve Atlantik ile Avrasya arasında Dnieper Nehri'ni yeni sembol sınıra çeviririm. Bu da olabilir. Ve bunun bir aşaması zaten, yani Doğu ile Batı'yı koparmanın bir aşaması bütün Ukrayna'yı işgal etmesi demek ki demek olur ki bu da işte bambaşka bir siyasi fotoğrafa gider. Zaten bu iş kendisini iddia ettiği gibi veya tehdit ettiği gibi müdahale edenlere mukabele ederim. Bir sileme yaparım cümlesinin gereğini yapmaya kalkarsa gerek bu Ukrayna'nın sınırlarında veya bağımsız Baltık gibi, Balkanlar gibi, Karadeniz, Boğazlar gibi veya Doğu Avrupa gibi alanlarda bir misillemesi olursa bu sefer de Dünya Savaşı çıkar. Yani Var mı benim sizde öngörüm bu? şu, öngörüm şu. Yani bir ve ikinci maddeler bence Putin için en sağlam olanları. Yani Abdullah Bey, şimdi bir şey sorabilir miyim? Tam amiyane tabiriyle soracağım. Sizce Putin NATO'nun karizmasını çizdi mi? Erdoğan Bey, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Tabii biraz farklı düşünüyorum. Açıkçası şüphe çekiyor bu karşı karşıya kaldığımız jeopolitik kurgu. Şimdi birkaç tane parametre söyleyeceğim size. Sanırım siz de katılırsınız veya katılmazsınız bilmiyorum ama hak vereceğinizi değerlendiriyorum olabilirliğine dair. Şimdi siz bir ülkeyi NATO'ya alacağım diyorsunuz ve o ülkeye ayak kaldırıyorsunuz. Şimdi bu geçiş sürecinde, yani NATO'ya kabul sürecinde bu ülkenin karşı karşıya kalabileceği riskleri, hassasiyetleri bir jeopolitik akılla hareket ediyorsunuz. Öngörürsünüz mutlaka ve buna dair tedbirler geliştirirsiniz, öyle değil mi?
Yani koruma altına alırsınız. Hani amiyane bir örnek vereyim. Anadolu'da çok önceden yaygındı. Beşik kertmesi yapmış olduğunuz bir kızı, çocuğu evleninceye kadar tecavüzcülerin eline bırakmazsınız. Şimdi bu çok şüphe çekiyor Batı adına. İkincisi, neden sürekli Putin'i ve Ukrayna'yı, Putin'i ve Rusya'yı tahrik ettiler? Putin'in kişisel özellikleri analizi üzerinden sürekli tahrik edildiğini görüyoruz. Diktatör dendiğini, suçlandığını görüyoruz. Rusya'nın işte devlet aklının, Rusya'nın bir tehdit altında kaldığını görüyoruz. Jeopolitik'teki en temel öngörü aldatma. Bunun hiçbirisi yapılmadı. Göz göre göre Putin buraya tahrik edildi, buraya çekildi. Şimdi bir başka soru, cümle. Şimdi hani bu fiziki oluşum oldu. Bunlara hani hatalar yapıldı. Şimdi yığınak oluşmuş, gireceğim diyor. Siz bu yığınağı caydırmaz mısınız, engellemez misiniz? Buna dair Vekaletler Savaşı'nda buna da çok önemli örnekler gördük biz. Yani hiç bakın bir tane kurşun atmasına bile gerek yok. İşte Kiev'e bir tane C-5 Galaxy indirir, içinden bir özel kuvvet taburu iner. İki tane C-17 indirir, ondan da iki tane iner. Bunları cephe hattına gönderir bayraklarla, araçlara beraber ve araya girerler. Bunun anlamı şu, hatta İngilizler de yanlarına katabilirler. Rus ordusuyla Ukrayna arasına girerek bir bayrak şov yapabilirler ve bu şu anlama gelir. Rus ordusu yürürse veya ateş açarsa bu Amerika'ya veya İngiltere'ye ateş açmak olur ki Ruslar buna cesaret edemezler. Çünkü meşruiyet yok işin içerisinde. Hadi bunu da geçelim. Yani işte İngiltere'ye getirdi B-52'leri. B-52'lerle gelip Polonya üzerinden gidip bu ayrılıkçı bölgeler üzerinde evet. bir güç gösterisi yapabilir mi? Bunların hiçbirisi olmadı. Bunların hiçbirisini yapmadı. Bir diğer tarafıyla da Ukrayna'ya Rusların olası bir taarruzu, işgal, istilası sırasında durdurabilecek hiçbir silah sistemi vermedi. Yardım ediyoruz diyor ama vermiş olduğu Javelin'ler var, Enlav'lar var. Bunlar tank savarı, alçak şey yani kısa menzilli. Bir de alçak irtifada şeyler var. Stinger'lar var, hava savunma sistemleri. Yani bunların hepsi kendi içerisinde kurgusal bozukluk üretiyor. Bir diğer tarafıyla da burada çok büyük bir çıkarım elde etti, fayda elde etti Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Ne yaptılar? Tabiri caizse kendi başlarına hareket etmeye, inisiyatif üretmeye çalışan başta Almanya ve Fransa olmak üzere hepsini hizaya çektiler. Ve şu an ekonomik yaptırımlar üzerinden tam bir blok halinde hareket ediyorlar. Yani aynı düşünüyorlar. Önceden aynı düşünmüyorlardı. Ayrı düşünüyorlardı. Bir de şöyle bir şey söylendi. Bu bir aslında Avrupa'yı ısıtma operasyonu bu açıdan okunduğunda. Şimdi Kamala Harris Berlin Münih Güvenlik Konferansı'na gelip O bütün Avrupa'nın güvenlik elitinin önünde şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki 1945'te bizim kurduğumuz düzen sayesinde özgürsünüz, mutlusunuz, güvendesiniz ve zenginsiniz dedi. Yani bunu tersten okuyun lütfen. Eğer bizim şemsiyemiz altından çıkarsanız kendi başınıza Rusya'yla yok Avrupa ordusu falan derseniz diyor ki başını ağrıtırım diyor, seni düzenini bozarım diyor, seni canını okurum diyor. Bu bir aslında bu şekilde bir canını okuma operasyonu. Şimdi yani Amerikan İmparatorluğu'nun müttefiklerini sıkılaştırma operasyonu olarak kendisini gösteriyor. Öte tarafıyla Rusya'nın pozisyonunu belirleme. Pozisyonunu belirlemeden kastım şu, şimdi 603 bin kilometrekarelik bir alanı Rusya'yı çekti. Burada bir macera bekliyor Rusya'yı. Şimdi ne kadar tuzağa düşer, ne kadar mayına basar, bunları zaman içerisinde göreceğiz, değerlendirmeye çalışacağız elimizden geldiği evet. kadar. Ama burada bir Rusya macerası var, zayiat veriyor ilk günden, normalde veriyor, vermemesi gerekiyordu. Amerika ne yaptı? Örnek verip Irak'a girdiği zaman, girmeden önce, kara harekatına başlamadan önce 6 gün boyunca dövdü. Bunlar hemen yani o klasik konvansiyonel Rus doktrininde olduğu gibi, hani modern savaşlara uymayan bir stratejiyle 90 dakika dövdüler, ondan sonra patır kütür girdiler ve zayiat vermeye başladılar. Ve yani sağdan gelen bilgiler doğruysa ciddi anlamda zayiatları var Ruslara dair. Şimdi bu bir başka boyutu var, yaptırımlar üzerinden ne kadar etki üretecek buna zaman içerisinde göreceğiz ama şu oldu, Rusya'yı haydut devlet ilan etti. İşgalci ve istilacı bir pozisyona düşürdü. Uluslararası hukukunda meşruiyeti sorgulan hale geldi ve Putin'i diktatör olarak tanımlayan bir veya Hitler'de özdeşleştiren bir fotoğraf ortaya çıktı. Şimdi
bu tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Bir başka cümle daha kuracağım ve bitireceğim burada müsaadenizle. Burada bir danışıklı dövüş de olabilir. Yani neyi kastediyorum? Şimdi biz bunu Vekaletler Savaşı'nda gördük. Yani hani örnek vereceğim sadece. Bir şey de olabilir. Yani Barış Pınarı Harekatı'nda çok netti. Biz müttefikiyiz Amerika Birleşik Devletleri. Rusya dünyadaki birincil düşmanı. Bizimle hiçbir şey yapmadı. Bizim işimizi zorlaştırdı. Ben bir şey filan sana vereceğim diye söz verdiği halde hepsini Rusya'ya verdi. Şimdi neyin pazarlığını yaptılar? Rusya ne verdi Amerika Birleşik Devletleri buralar karşılığında? Şimdi bir soru soruyorum. Ukrayna karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ne verdi? Şimdi Putin'le Trump enerji krizi sırasında bir anlaşma yapmışlardı. Putin resmen yardım istedi ondan. Dedi ki her gün dedi 350 milyon dolar zararım var. Yani dibe vurdu biliyorsunuz. Bu bir yıl olsa 100-120 milyar dolar zarara karşılık geliyor. Yani sudan ucuz hale gelmişti petrol ve yardım etti onlara Trump. Şimdi orada bu yardımın karşılığında ne aldı? Şimdi burada bir soru var. Ukrayna karşılığında Çin'e karşı Rusya'nın pozisyonunu mu belirlemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri? Buna dair de bir takım şüpheli sorular sormamız gerekiyor. Çünkü bu harekat evet bir doğrusallık var. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bize bir şey öğrettiler. Dediler ki sen girersen biz de senin yaptırımlara döveriz. Bu bize anlattıkları hikaye. Biz bunu onlardan öğrendik ve konuşuyoruz. Ben de soruyorum burada diyorum ki şüphe aklın yarısıdır. Ya böyle değilse hikaye. Yani hani farklı projeksiyonları geliştirmemiz gerektiğini düşünün. Biri Türkiye'yi etkileyen tarafı var. Şimdi Almanya ve Fransa'yı söyledik. Yani onları kendi saflarında aynı şekilde konuşturmaya mecbur hale getirdiler. Türkiye'de müttefiklerin ihanete uğramış bir ülke olarak NATO'nun Güneydoğu kanadı Ruslarla çok özel ilişkiler geliştirmiş bütün zorluğuna rağmen. Şimdi bütün bunların baskı altında kaldığını bugün Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma üzerinden açıkçası buna dair emareleri okuduğumu ifade etmeliyim. Çok teşekkür ederim Abdullah Ağar, yayınımıza katıldınız, bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.